Emre'nin kolundaki dövmeyi ilk kez görenler. Gamzeliniz çok teşekkür ederim. Beni kalbimden vurdun gözün aydın hediyesi için. Beni kalbimden vuranlar var ya. Sürüne 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 kapımı canacan. Karşıma geçip kıs kıs gülenler var ya. Devam Kapanıp önümde diş çöküp ağlayacak. Niye sildiriyorsun dövmeyi? Çünkü dövme kötü duruyor yani. Bu yüzden. Sildirmiyorum zaten. Sildirmek isterdim. Ama olmuyor. Ben şu an bir dövme yaptırsam ne yaptırırdım, ne yaptırırdım? Böyle içinde birkaç figür ve bir yazı olan böyle bir şey tasarlayıp bacağımın arkasına yaptırmak isterdim. Bunu niye yaptırmıyorum diye şu anda mesela düşündüm ve yaptırmaya karar verdim. Şu bakışı. Cemre rüyamda beni evine çağırıyordun yazmış biri. Peki annesiyle, Banu ablayla Mortal Kombat oynuyor muydunuz rüyanda? Ne oldu? Annem şu an böyle yapıyor ekran karşısında. Ah, parmağım acımasaydı görürdün. Ah, yavrum, bana mı dediniz? Görürsün. Dün buraya gelmeden önce sabah artık nasıl içimden kalkmış. Yiğit böyle yapıyor. Parmağım o gün çok kötüydü Yiğit, yoksa göstereceğim bir gün. Gününü gör. Gözleri doluyor kadının. Eğer beni izliyorsan Banu abla, beni galiba hiçbir zaman yenemeyeceksin. Çok kırıcısın bu arada. Yani Ya şaka yapıyorum ya. ben karşısında şey yapsa ya. Yeneceğim. Bağırıyor değil mi? Yeneceğim! Yukarıdan yazıyor bana şimdi. Yeneceğim onu. Bu çocuk çok cilveli ya mı? cilveli? Özür dilerim, bir an düşündüm. Ben cilveli ne demek ya? Edalı iş benim köylü güzellim. Vay. Etti. Bu çocuk derken. Bu arada bu çocuk sabretti, her şeyden vazgeçti, kendinden ziyan etti. Neydi ya? Söylüyorsun. Senin bununla videon da var, değil mi? Evet. Ben söylerken var. Arkada Oğuz böyle duruyor. İnşallah Oğuz'u da görmüşsündür yani sonuna kadar izlediğini gösterir bu. Bu ne ya, geç. Şey, senden sonra tamam ya yeterli dedim ve geçtim. Ya yalan konuşuyorsun da zaten şu an. Yemin ederim. Senden sonra yaşadığımı bilemedim. Beraber foti isteriz. Bak, Uludağ'daki o fotoğraf. Çok fena. Çok iyi. Şu mu? Ekrana ya. Evet, izliyoruz şimdi. Hadi. Dur bakayım. Tararara. Senden son. Tararara. Tararara. Dararararam. Yaşadığımı bilemedim. Buradan Bundan ekleyeyim mi? ne? Bir şey değil mi ya? Ödül sonrası. Evet. Of ya, bir dursana. Ah, körüm. Gözlüklerinden belli oluyor, dikkat etme. Arkadaşlar gelin beraber girelim galerime. Galeriye bir giriyorsun. Of. Efe ile fotoğraflarımız var. Tam aklımda.
yüzünden benim Sadık'la geçmişti sen Sadık. Efe'yle. Aynen Efe, ben Sadık. Yiğit böyle izliyor. Of ya. Canım arkadaşlarım. Umut Adık. Söyledin şu anda yani. Umut Adık'ın göster yazıyorlar. Başka bir şey yazmıyorlar. Gösteremeyiz. Uludağ'dakini göster Emre, evini basarım. Erkeksen bassana lan. Ha. Şaka yaptım. Çünkü sırtıma çizdirdim. Of ya. Efe'nin sırtındaki yarım kalan dövme aklıma geldi. Derken Efe geldi. Bir anda Undertaker gibi geldi kardeşim. Işıksız halde. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Işığın yok mu? Geceye biraz soft gireyim dedim. Hadi enerji enerji Efe, düşürme enerji. Hadi kal, zıpla. Zıpla ne lan? Zıplayayım mı gece gece? Sen git zıpla. Şurada 3,5 saattir yayın almanızı bekliyorum zaten. Ben seni göremiyorum. Ya nereye göremiyorsun? Yüce Honos gibiyim zaten şu an. Honos. Honos. Elena, Emre de Hades. Doğru. Ne yapıyorsunuz? Selena. Ya bir şey diyeceğim ya. Bu Azerbaycan'a şeyle, SMS ücreti pahalı mıdır? 8 tane ayrı mesaj attım. Bir de hepsini şimdi yayında yapıyorsunuz ya, tek tek atmak zorunda kaldım. Hepsi ayrı ayrı girdi. Arkadaşlar bu gece bize hediye göndermeyin. Bütün arkadaşlar, hediyeler Efe'ye. Ya, yanlış anlamayın lütfen. SMS ücretlerine baktım biraz. Biraz da pahalı görünüyor. Teşekkürler, çok sağ olun. Evet lütfen Efe'ye bir gözlük. Ya yine geldim, şapka. Enerji yükseldi ya, yemin ediyorum ya. Yayında bir düşüş oldu ama yine de enerji bir tık yükseldi gibi. Olsun canın sağ ne olsun. Ne gülüyorsun Cemre, hayırdır? Sana gülüyorsam eğer. Az önce zaten ben anlamadım. Muhtemelen bana bir laf salladın. Hiç hayır. O an telefonu kenara koymuştum almıyorsunuz diye. Film izliyordum. Hayır. Yalanı bırak, bir şey söylediniz bana, şimdi onu söyle. İşte bir fotoğraf şeyi döndü. Dedim ki hayır, sırtıma çizdirdim. Sonra dedim ki uf, aklıma da Efe'nin sırtında yarım kalan dövmesi geldi. Dedim bu kadar. O tamamlanıyor bu arada, haberin olsun. İnşallah. Buradan kanka, bu güzel haberi de vereyim buradaki 5400 kişiye. Çok umurlarındaymış gibi. Önce 7900 kişiydik ya. Özür dilerim. Ben 8.1'i gördüm ama insanlara biraz gitsinler yatsınlar diye bir rahatlık vermek istedim ben gelerek. Çok düşünceli olduğun Çok için. Düşünceli bir insanımdır. Teşekkürler. Hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk. Tekrar. Peki seninle de bir Azerbaycan'da bir ne bileyim, bir vlog videomuz yok mu? Ayrılık. Var. Cemre biz seninle sabah konuştuk. Sen dedin ki Beylikdüzü'ne benziyor burası dedin. Az önce dedin ki ya burası nasıl güzel biliyor musunuz ya? Hayır bence oğlum çok güzel gerçekten. Bütün gün bana onu övdü. Evet, ben sana sadece o tuttuğum manzarayı gösterdim. Ve bu şakayı anladım. Sana yaptım. Hiko'ya yaptım. Aradım, Emre'ye de yaptım. Bu şakayı bu arada ilk ben sana yaptım. Ondan sonra gelişti şaka. Neyse. Ve ben herkese de sattım Efe. İyi yapmışsın, boş ver. İyi şakaydı. Kahretsin. Evet. Geçen gün de bir tane şakasına çok güldüm. Benim mi? Hayır, Cemre'nin. Hı. Ama bayağı güldüm. Sonra ablama falan attım. Ablama yaptı o şakayı. Ablam da güldü. Herkes çok Tutun güldü. Tutun diye herkese yapıyor değil mi? Heh. Sonra şaka Yiğit'in şakasıymış. Olsun ya. Ama o da bir yetenek. Sonuç olarak kendi şakası gibi yediriyor hepinize. Artı olarak yani mesela atıyorum Efe yaptı ama gülmedik. Ben yaptım, güldük. Nereye gülmedik? Gayet gülmüştük o zaman. Sustan kahkahalara da boğuldun gayet. Efe'nin şey demesi. Of, bizim ekipten biri şu an Azerbaycan'da. Çok garip. Çok saçma. Azerbaycan.
Oraya da buradan selamlar olsun bu arada. Evet, çok Azeri arkadaşımız var. Bu arada var az yani. Önceki saçma konuşmanıza dahil oldum. Kırklareli mi, Kırklareli'ye mi falan gibi şeyler konuştunuz. Kardeşim, Kırklareli'ye. Teşekkür. Çok iyi, teşekkür ederim. Arda mı yazmış? Şey mi demiş? Ne haber? Bunu alırım ona. Çok tatlı ya. Çok seviyorum Emre'm. Arda'yı. Bu arada Emre'ye bir tık dargınım. Az önce mesaj da attım bununla alakalı. Okumadı bile. Ay, ne dedin? Sen bir soru sordun. Dedin ki ne istersin şu an? En istediğin şey gibi bir şey söyledin. Değil mi? Evet, şu anda ne olsun ister miydin? Öyle bir şey sordum. Emre, hatırlıyorsun büyük ihtimalle aynen. Sen şu an. O da evet. Dedi ki 300 milyon dolar dedi. Doğru mudur? Doğrudur. Ben arkadan ne yazdım? Ben tabii ki yazdım. O da 300 milyon dolar dedi oradan. Ya bırak ya. Yazıklar olsun ya. Ne günler gördük. Soruyu Emre hiç duygusal olarak düşünerek cevap vermedi. Bu duygusal bir cevap değil ki zaten. Yok. Ne var? Atıyorum çok güzel işte yaptığı şeylerin çok iyi yerlere gelmesi gibi gibi. Böyle o tamamen o odaklı baktı ama cevap veriyorum. Ya bu da duygusal bir cevap değil ki. Sen duygusal bakmışsın Efe. Oğlum 300 milyon dolar dedim. Kaç kişiyiz burada? Bak 3 kişiyiz. 3 milyon demedin, 300 milyon dedin. 300 milyon dedim işte. 100 milyon dolar adam başı harcama limitimiz olacak. Ya ben mi vardım o ara yayında ya? Bırak ya bu işleri ya. Harcama limitiymiş. Ya kral bana 100 milyon değil, bana 1 milyon ver, ben gideyim Bozcaada'ya taşınayım, orada hayatımı sürdüreyim. Evet. Neyse, canınız sağ olsun. Anlamadınız beni, insanlık. Anlamasan da beni, dinlemesen ne olur? Evet. Başkasını. Neyi? Birisi yazmış, iyi ki doğdun Yiğit. Teşekkürler arkadaşlar. Çünkü Yiğit Salak sürekli bugün benim doğum günüm, kutlar mısınız yazıyor aşağı. O zaman Yiğit'e bir şarkı armağan etmek istiyorum. Bugün benim doğum günüm, hem sarhoşum hem yastayım, bir bar taburesi üstünde. Babamın da. Bir bar takulesi üstünde de olabilir o. Ben taburesi demek istedim. Bu seni hiç ilgilendirmez, biliyor musun? Oğlum gecenin bar taburesi. Gece doğru söylüyorsun sen. Sakin ol. Sen doğru söylüyorsun. Tarihte ilk defa. İşte. Öyle bir tane bir herif Tinder biosuna bir barta kulesi üstünde babamın öldü. Öyle bir şey yazmış. Bayağı viral olmuştu ya TikTok'ta, görmediniz mi? Ya ben... Neyse, şimdi burası yeri değil. Evet. Beko! Hoş geldin. Yazıklar olsun Beko. Beni mi öptü Beko? Evet. Kral, ben sana 40 tane tenis topu attım. Beko'ya mı? Ederim. Hayır, yok. Berk. Ona pardon. Değil. Emre'ye 40 tane tenis topu attım, şöyle bir tepki vermedin. Yazıklar olsun sana. Oğlum çünkü Berke'yle daha önce bir kere oturduk. Geldi burada şılap diye öptü beni. Peki mesela böyle bir tepki vermen için benim de seninle az mı görüşmem gerekiyor bundan sonra? Hayır oğlum. Hayır, öyleyse saçmalama. Böyle olur, olsun. O zaman Beko da yayına gel. Gelsin. Hadi gel Beko. Beko yayına gel. Efe sana şey şakası yapsın. Ya Efe Juan. Oğlum gerçekten Yüce Onos gibiyim şu an. Niye böyleyim ya? Çok saçma. Hadi Beko gel. İyisin iyisin. Beko İyisin. Gelecek mi? Şakayı alamadı ya. İyiz. Oğlum aldım artık, yeter. Ne yeter, yetmez ya. Anlamasan da beni. Misafir isteği yok yeni. Atamıyor olabilir bu arada. Ben de yarım saat uğraştım göndermek için. Çok fazla istek var orada.
Gelemez, kapasite dolu diyor. Aynen. O zaman ne biraz silebiliyorsanız misal birazını silin. İsteklerinizi geri atın arkadaşlar. Beko gelsin. Arkadaşlar biraz neyse şimdi konuşmayacağım burada. Beko bu kadar ciddi olma lütfen ya. Ben 45 dakika uğraştım bununla da onun için. Neyse. Ben şu an mesela çarpıya basıyorum ama tak geri düşmüyor. Biraz. Evet. Arkadaşlar istekleri geri alalım lütfen. Ben istek atanları engelleyeyim. O şekilde anlaşalım. Engelleme oğlum, niye engelliyorsun? Anladım. İstek atamasınlar diye. Anlamasan da beni dinlemesen. Bak bakalım en çok geç saatlerdeyiz. Geçen bana diyor ki bu saatlerde yayın açmayı daha çok seviyorum. Gece 4-5. Aa, güzel saatler. Yiğit Taşdemir'i de kapattım, şey yaptım yanlışlıkla, reddettim. Beko atamadın mı hala? Yok. Bakıyorum ben de. Hala burada ben... arkadaşlar. Yukarıdan. Dur şunları hmm. engelliyorum tek tek. Arkadaşlar istek atmayın, istek atmayın. Dur dur atsınlar atsınlar. Böyle diyeceğim daha çok atacaklar ya. Engelleme insanları. İstek atmayın diyoruz, İstek atıyorlar. İstek dinle engelli. Benlik bir mesele yoksa. Efe. Ne dedin? Ne dediğini anlamadım. Beko yazdı ki gelemiyorum kanka yazdı. Ben dedim ki bekle bekle gelecek şimdi yazdım. Böyle. Tamam. Güzel. Beko için de jeton toplamamız lazım. O da SMS attı Azerbaycan'a. Evet. Mesela Bea Öznur'u artık daha kaç kere reddetmeliyim? Yayını alıp sorayım mı niye istek yolluyorsun diye? Yapma bence. Hadi yapma. Beko at istek. Hadi gel. Oğlum burada... Yine attı o Öznur. Evet. Mustafa Soft Girl. Bakayım. Yok kanki. Olmuyor.